Şimdi geliyoruz bakın bütün bu sıkıntı, gürültü, o kar, şu, bu. Ama hayatın bir başka gerçeği daha var. Halk ekmek kuyruğu. Türkiye'nin her yerinde belediyelerin ucuz ekmek, AKP'li, CHP'li fark etmiyor. Daha ucuz ekmek üretiyorsa eğer oraların belediyeleri, onun önünde mutlaka kuyruklar var. Bugün Ali Morca İstanbul'daki kuyruklara gitti. Konuştu, sordu ne oluyor diye. Bakalım ne almış. İstanbul Halk Ekmek Bayilerinin önündeyiz. Kuyruk giderek artıyor. Her gün kuyruk var mı burada? Yani her gün oluyor tabii ki. Mecburen ucuzuna gitmeye çalışıyoruz artık. Faturaların yükselmesi. Asgari ücretle çalışıyorum. Ya çok kuyruk var, kar yağıyor. İnsanlar soğukta bekliyor. Neden bekliyorlar bu kadar? Abi parasızlıktan bekliyorlar. Fırında 3 lira ekmek, burada 1.25 ekmek. Mecburuz beklemeye. Aldığımız maaş, emekli maaşı veriyorlar. 2.5 lira maaş veriyorlar. 2.5 milyarla al da geçin. Ev kira, doğalgaz yakıyorsun, su kullanıyorsun. Elektriğe dünya zam geldi. %27 zam geldi. Bunlar hep bizden gidiyor yani. Ne söylemek istersiniz buradan? Ne, hükümete her şeyi söylemek isterim. Bir an önce giderlerse daha iyi olur aslında. Sonra hırsızlık yaptılar zaman niye hırsızlık yaptılar? Niye gaz yaptılar? Millet açken ne yapacak? O zaman herkes adaletini kullanacak. Herkes elinin hakkını diyecek ki, aa doğru söylüyor bu insanlar. Sokakta insanlar ziyan, dilencilik yapıyor. Kapı kapı geziyor, niye? Yoksullukta hırsızlık yaptılar zaman yaptı oluyor. Yok abi ya, boş ver. Neyini konuşacağını da. Bak ziyanız işte, insanların ziyanlığını gör. Hava soğuk, kar yağıyor. Evde yakacak kömür yok, tahta yok. Oturuyorum, bak yavrumla oturuyorum. Hanımefendi kolay gelsin. Çek. Hadi ileri git biraz. Yok ben konuşmak istemiyorum. Korkuyorum. Niye korkuyorsunuz? Korkmayın kardeşim. Yok, abi, korkmayın. Korkuyorum. Niye korkuyorsunuz? Vatandaş korkuyor. Konuşmak için vatandaş korkuyor. 3 lira ekmek alacaksın adam. Buradan gelip 2 lira, 1 lira ekmek al. Bir 25'e. Şey. Vatandaş bu kadar zor durumda mı? Tabii ki. Ne demek abi? Abi doğru konuşan bir ekmek ceza bina koyarlar. Hiç kimse konuşmaz. Bitti. Başka bir şey yok. Ben... Bu pahalılıktan dolayı bu şekilde. Dolar dolar dediler. Dolar düştü. Ama ne marketlerde indirim var ne başka bir yerde indirim var. Soğukta görmüş olduğunuz gibi ekmek kuyruğu giderek artıyor. Evet, daha ucuz ekmek yemek için bekliyor, halk ekmek bekliyor. Yetişmiyor, faturaları bile ödeyemiyoruz, evde duruyor. Zevkime mi bu millet? 85-60 yaşında adamlar, annelerimiz babalarımız sırada. Millete yardımcı olsunlar, halka destek olsunlar, yardımcı olsunlar. Bu kadar pahalılık, bu kadar şey, insanlar... Biz emekliyiz, emekli maaşımız bize yetmiyor. Zaten maaş almadan maaşın yarısı gidiyor. Kuyruk daha olacak. Biraz sonra gelirsen böyle bunun 5.000 lira gider. Tabii nereye gidiyor kuyruk? Neden bu kadar kuyruk oluyor? İyi, millette para yok, harcayamıyor. Ancak buralarda harcıyor parayı. Ne söylemek istersiniz? Bizi buraları getirene utansın. Bizi utanacak bir şeyimiz yok yani. Yüzleri var zaten. Bir de yüzleri yok onların bir şey. Yoksa keyif adam geldi, ekmeğe girer mi? Ben bu yaşa geldim. Böyle bir şey ben görmedim yani. Kim bu sıra az bile yani. Diyor mu ya? Başka yerlerde 10 katı yani buranın. Tabii ki hava soğuk, ekmekler fırında tabii ki pahalı. Bizim de şartlarımız yani şu an asgari ücret yükseldi. Gerçi dairemize geçmedi ama tabii baktığın zaman şartlara zor. Yani buna mecburuz. Bu soğukta mecbur bekliyoruz burada yani. Hayat gerçekten çok pahalı. Hayat gerçekten çok zor ve her daha da zora gidiyoruz yani. Hiç iyiye gitmiyoruz yani. Yetkililer tabii ki halimizi görsünler yani. Bu marketi, diğer ürünlerde düşerse yani en azından almış olduğumuz asgari ücretle kafa kafaya gidersek bir nebze yani. Yoksa öbür türlü asgari ücretin hiçbir değeri yok yani. Yapmış olduğumuz, almış olduğumuz bu para bizim hayatımızı idare etmekte zorluyor bizi yani. Çok zor. Büyüklere sesleniyoruz yani daha duyarlı olsunlar. En azından market de diğer ürünlere de ekonomik noktada bir düşüş olursa biraz nefes alırız yani. Şimdi mesela hiç utanmadan, sıkılmadan efendim bunlar tamamen organize işte bu insanları kuyruğa diziyorlar, ekmeği de geç getiriyorlar, işte videosu çekiliyor, veriliyor. Şimdi şurada var mıydı böyle bir havaya? İnsanlar kuyruktalar ve konuşuyorlar. Yani her gün böyle insanları bu kadar soğukta, böyle fırtınada, karda sıraya koyacaksın saatlerce bekleyecekler falan. Ya. Yani vicdanını da biraz düşünmek lazım. Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu 27 Ocak'ta bir miting yapacağını açıklıyor Diyarbakır'da.